Baba Torik. Türkiye Kupası'nda B grubunda Manisaspor Gaziantep Belediye'yi ağırlayacak. Gaziantep Belediye bildiğiniz gibi grupta kendisinden beklenenin aksine hem Manisa gibi bir Süper Lig ekibini geride bıraktı hem de Beşiktaş'ı kendisi sahasında devirerek şu anda son haftaya kadar, son maça kadar gruptan çıkma şansını taşımayı başardı. Ve İnönü'nden gelebilecek bir herhangi bir Trabzon'la ilgili bir nasıl diyeyim, bir beraberlik ya da bir galibiyetle birlikte belki de kendi adına hem beklentilerin ötesinde hem de tarihi açısından da önemli bir başarı elde etmiş olabilecek. Manisa maçına bu duygularla çıkıyor. Özellikle Beşiktaş'la oynadıkları dönemde Bankasya Ligi'nde de çok iyi durumdalardı. Hem üst zirvede oynuyorlardı hem de bunun yanında da iyi bir futbol ortaya koyuyorlardı. Genç bir takım zaten. Her zaman için Antep Belediye, Gaziantep Spor'un altyapısı konumunda olan bir takım ve birçok genç oyuncunun forma bulduğu, şans bulduğu bir takım ama şimdi Bankasya'da özellikle yani daha büyük bütçeli takımları karşısında her zaman hep orta sıralarda tutunabilmiş bir takım ve o sıralara doğru gerilediler yine ilerleyen haftalarla birlikte. Manisa maçına da böyle bir durumda çıkıyorlar. Manisa Spor'sa kupada Beşiktaş'a kaybetmişti ama ligde önemli bir galibiyet aldılar Karabükspor karşısında. Hem iyi futbol oynuyorlar hem de açık bir futbol oynuyorlar. Bol pozisyona giren ve takım hani disiplin anlamında baktığımızda da iyi takımlardan bir tanesi. Keza Hiddink'in de Süper Lig'de en takım halinde hem hücumu hem defansı yapabiliyorlar dediği ve övdüğü bir takım Manisa Spor. Ben gruptan çıkma şansları olmasa bile ve ne kadar hani belki de daha farklı oyuncularla, daha genç oyuncularla mücadele etseler bile hani Antep Belediye karşısında onların favori olduğunu düşünüyorum. Benim beklentim Manisa'nın kazanacağı bir maç. Onun dışında da maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Bu maçla ilgili yorumum bu. Baba Torik.